şimdi gözümde yaşlandılar. Ay 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 ay. Günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Evdeki eksikleri tamamlayabilmek için şimdi Migros'a gideceğiz. Dönüşte size gösteririm neler aldık. Hakan'a yanında götürmesi için bir adet termos aldık. 150 liraydı. 330 mililitre. Fişten de yanlış söylemeyeyim, doğru söyleyeyim. Aynen 203 liraymış. İndirim olduğu için 150 liraya geliyordu. Saç havlumu Gülay teyzede unutmuşum İzmir'de. O yüzden kendime bir adet saç havlusu aldım. Bu da yıkanacak tabii ki. Yıkamadan asla bu tür şeyleri kullanmam. Kıyafet falan. Hakan soya sosu istedi, hindi etine falan koymak için biraz lezzet gelsin diye. Şöyle durunun, yine Migros'ta indirimdeydi, 45 lira. Bakım sabunu, aloe veralı. Hakan'ın alerjisi olduğu için yüzünde buralar şöyle çok kuruyor ve kızarıyor. Bir aloe vera deneyecek bakalım nasıl olur falan diye. Belki ben de kullanırım. Onun dışında maş fasulyesi aldık. 35 lira. Hakan için basmati pirinç aldık. Ben pirinç sevmiyorum çok fazla, o yüzden yemem. O da 45 liraydı. İşte yeşil mercimek, kuru fasulye. Hakan'ın işte süte, peynire falan alerjisi olduğu için ona bir tane vegan tofu aldık. Bu 150 liraydı. Gel gel. Bir şey mi alacaksın? Gel, keserim orayı. Barbunya fasulye aldık. Bir şampuan gördük, onu bir deneyelim dedik. Yine bu yağlı egzam olduğu için. Bana Bioplus mavi kutulu olan şampuanı iyi geliyor ama Hakan'a iyi gelmedi o. Bir de bunu deneyeyim dedi. Bakalım. İç bakla aldık. Domates salçası indirimdeydi, 35 liraya düşmüş. Yine diyetisyenimin önerdiği bir marka olduğu için granola aldım evde dursun diye. Nohut aldık. 3 paket 750 gram her bir paketi. Hindi eti aldık. Tanesi 115 lira gibi bir şeydi bunların. Şimdi bunları aşağıya koymam lazım ki tek tek ayırıp buzdolabı poşetiyle düzgün bir şekilde buzluğa yerleştirmem lazım. Evet, bu şekilde. Şimdi bunlar kalsın. Dolaba konacakları koyayım. Şimdi de çıkacağım. Tekrar bir Onur Market'e gideceğim biber salçası için. Bir de AVM'lere bir dolaşacağım şöyle. Hakan'a yemek kabı almamız gerekiyor çünkü dersten çıktıktan sonra bazen spora gidecek. Ben gündüzden yemeğini yanına koymam gerekiyor. Selamlar yeniden. Şimdi geldim, hemen üstümü değiştim. Makine bitmiş. Hemen yenilerini koydum. Çıkanları da kurutmaya attım. Saat 6'ya doğru geldiği için hemen yemeğimi yapmam lazım. Mutfağa yerleştirmeden önce. Şimdilik bunları da yola bırakacağım. Çünkü bunların çekmecesini şuralara falan koymam lazım. Ama hatta bunları açıp size göstermeden önce hindimi koyayım ki haşlansın. Hindi eti yıkanır mı bilmiyorum ama ben tavuk da aldığımda yıkamadan yapmıyorum. İçim el vermiyor. Bu hindinin hepsini yapmayacağım tabii ki. Çok gelir yani. Hakan da yiyecek gerçi de. 750 gram ikiye bölsek 375 eder. Onu da ikiye bölersek İdar bence. Hakan'a da basmati pirinç yapacağım. Ama ben pirinç yemeyeceğim. Aslında normalde listemde bulgur pilavı yok. Ama bulgur pilavı yapmıştım. O kalmasın diye ondan birkaç kaşık yerim. Önce şu hindiyi böleyim. Buzluğa atayım. Şimdi biber salçası aldım. Hiçbir yerde indirimde değildi. Babeski'ye gidene kadar kullanmam gerekiyor. Galeta aldım. Acıkmıştım çünkü ara öğün olarak 3 tane galeta yedim kahvaltıdan sonra. Yediğim tek şeydi yani. Bir ayakkabı çekeceği aldım. Eskisi çok kötü olmuştu. Eskisi ince bir demirdi ve yamulmuştu artık yani. Çiğ badem aldım. Karabiber aldım. Tane karabiber. Çok amaçlı ip aldım, sağlam. Bununla kovadan sepet yapacağız. İşte kargo vesaire geldiğinde camdan kovayı salacağım. Çünkü bizim otomat çalışmıyor. Apartmanda asansör de yok. O yüzden böyle şey yapacağız. Çamaşır makinesi temizleyici aldım şoktan. Mikrofiber bezlerim yoktu, onu aldım. Ayakkabı temizleyicisini
sıkıp ayakkabıyı temizleyebilmek için bir sünger aldım. Çiğ kabak çekirdeği aldım iç olarak. Pil. Hakan'a yemeği için böyle metal bir tas aldım. Bir de süngerlik aldım. Çünkü buradaki süngerlik aslında banyonun sabunluydu. Onu banyoya geri götüreceğim. Bir de klozetin içine atmalık şeylerden aldım. Bloklardan her neyse. Evet böyle. Şimdi içeri götüreceklerimi götüreyim. Bu yıkanacak. Bunlar çöp. Bunları dolaba. Bu akşam bunları kullanmayacağım. Dolapta da o kadar yer yok ki şu anda. Her şeyi sıkış sıkış yaptığım için. Yerleştiremediğim için. Evet. Öncelikle karabiberimi koyayım. Bunu da İzmir'e gittiğimde almıştım. Gratis'ten 150 liraya düşmüştü. Süper. Çok güzel. Bunların otomatik olması çok iyi. Çünkü diğer türlü böyle sürekli çevirmeniz gerekiyor. Ya da işte basmanız gerekiyor falan. Şimdi fasulyeleri ve nohutu kaplara koymayacağım. Çünkü onları haşlayacağım ve buzluğa kaldıracağım. Hatta 2 gece suda bekletip haşlasam daha iyi olur. Çünkü normalde 2 gece suda bekletilip yemek yapılması gerekiyormuş. Ben 2 gece suda bekleteyim, sonra biraz haşlayayım. Çok hafif haşlarım. Ya da belki haşlamadan o şekilde de koyabilirim buzluğa. Bilmiyorum şu an. Arada kara şimşek yaparız baklagil olarak. Tarhana vardı. Zühra teyze tarhana yapmıştı biz Ürkmez'deyken. Ondan birazcık vermişti. Onu da koyayım. Ben istememiştim hatta annem yapıyor nasılsa falan diye. Olsun benimkinden de yiyeyim dedi. Dedim o zaman az ver. Çok yemiyoruz zaten. Şimdi ıhlamuru buradan alacağım. Bunun içine. Bu yıkanacak. Şeker ve tuzu da alacağım oradan. Daha çok kullanacağım şeyler buraya koymak istiyorum. Mesela basmati pirinç bu 1 litreliklere gayet iyi sığar. Bu tür şeyleri bunlara koyarım diye düşündüm. O yüzden bazılarını boşaltmam gerekiyor böyle. Eve aldığımız tuz miktarı. Şu fasulyeleri bu akşamdan suya koyayım ki yarın değil diğer akşam mı fasulye yapabileyim. Allah. Bugün yeşil çayımı da içemedim. Zeytin çayımı yapmam lazım. Şu an inanılmaz dağıldım yani burada. Anlatamam. Ve makineyi de açmamış olmam peki. Deterjan koydum mu ben? Hatırlamıyorum. Koydum galiba. Şimdi basmati pirinç. Pilav uzun, tane tane ve lezzetli olması için pirincinizi bolca yıkayarak üstündeki nişastasından arındırın. Ardından yaklaşık yarım saat suda bekletin ve kavurmadan önce iyice süzerek suyunu alın. YouTube'da bir tarif buldum, sporcu tarifi Hakan için. Kaynayan suya atıyor pirinci. O yüzden ben de hazır hindi yapmışken hindi suyunda yapacağım. Bu kadar pişmesi yeter herhalde. Yıkamadan yaptı hatta ama ben yıkadım. Böyle 2 dakikada bir de karıştırmak gerekiyormuş pirinci bu arada. Yapışabiliyormuş çünkü. Evet kaynıyor. Evet döküyorum. Bugün her yer her yerde olduğu için tripoda koyamadım. Artık bu vlog böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Basmati pirinç 15 ila 20 dakika arasında pişiyormuş. Piştikten sonra da soğuk suyla yıkamak gerekiyormuş. Lapa lapa olmasın diye. Ama ben yıkamayacağım çünkü Hakan benden lapa pilav istiyordu. O yüzden bakalım bu sefer yıkamadan yapayım nasıl olacak. Sonra da işte bir kaşık zeytinyağı, bir çay kaşığı zerdeçal ekledi. Tuz ekledi çok az da. Ve pilavı hazırdı. Yani tekrar
soğuk suyla yıkandığı için soğumuştu. Isıtıp yenebilecek kıvama gelmişti. Ben de zaten yıkamayacağım için sıcak kalacak. Hakan'ın gelmesine yakında belki soğursa birazcık ısıtıp öyle yeni aldığım kaba koyarım. Bir yandan kabağı yapmam lazım. Ama bir dakika, ben hindi sotenin yanında ne yiyordum acaba? Yani kabak yapacağım diyordum ama hindi sotenin yanında salata var. Şu an salata yapamayacağım. Pilav olduğu için sadece bulgur pilavı ve hindi eti yiyeyim diyorum bu akşamlık. Bu akşam öyle olsun, çok yorgunum şu anda ve her yerde olduğu için yapacak bir şey yok. Bu akşam böyle hocam. Buna da bakmadım kaç dakika olduğuna. Pilav pişti. Bunu birazcık süzeceğim kalan suyunu. Bu da benim yemeğim. 3-4 kaşık kadar pilav ve hindi. 11 Eylül'de oldu. Yani şöyle bir 12... Çok az ayran kalmıştı İzmir'den döndükten sonra, temizlik zamanı dışarıdan yediğimiz için. Şu ayranı da bitireceğim çünkü Hakan alerjisi olduğu için içmiyor artık. Ay, 12 Eylül olduğu için bunu kabul ediyoruz. Var ya, inanılmaz ayaklarım ağrıyor şu anda. Süzmemiştim. Suyunu zaten çekmiş pilav. O yüzden bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Ve zerdeçal. Zerdeçal mı koymuştu zencefil mi ya? Zerdeçalmış. Bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal. Bir çay kaşığı kadar yeter. Ve tuz. Tabii o 250 gram basmati pirince koydu. Ben bir su bardağı yaptım basmati pirinçten. Çok da lapa olmadı süzmememe rağmen. Üzerine de hindi etiyle Hakan'a vereceğim. Bugün ben çarşıdayken beje paketlerimiz gelmiş. En son yaz tatiline çıkmadan önce gelmişti, Haziran ayında. Şu an hala onlardan kalma olan var. Bir tık fazla söylemiştim o ay. Bu yeni gelen paketler de 2 aylık paket. Ama 3 ay ben rahat kullanıyorum, yani bana gidiyor. 2 ay sonraki paketi muhtemelen erteleyeceğim gibi duruyor. Bunun yanında beje her defasında böyle bir zarfın içinde notlar gönderiyor. Ve deneme ürünü gönderiyor. Bir de böyle bir bitki çayı göndermiş Beje. Onun dışında tabii ki de bu ay benim doğum günüm olduğu için doğum günümü kutlamışlar. Evet, bu şekilde yine. Yani hala dinlenebildiğim söylenemez. Ayaklarım ağrıyor ama artık burayı da toparlamam lazım. Düzenlemem lazım. Fasulyelerin suyu bitmiş. Su eklemem lazım. Önce bulaşık makinesini boşaltayım. Sonra bulaşıkları yerleştireyim. Sonra neyi nereye koyacağımı düşüneyim. Bu soya sosu acaba şey oluyor mu ya? Direkt üzerine döksem oluyor mu acaba? Evet, sonunda bitki çayı içtiğim için bitki çaylarımı, bu Çiğdem ablanın bana yıllar önce vermiş olduğu demlikte demleyeceğim. Burası bayağı aşağıda olduğu için güzelce demlenecek. Bayağı su doldurdum şuraya kadar falan. Şimdi demlenmeye bırakıyoruz. Diyorum ki şu buzdolabındaki sebzeleri falan bir düzenleyeyim. Yani burada çalışacak alan kalmadı. O yüzden sırayla gideceğim dolapta da yer açılması için. Önce ekmeklerle tavukları ayırıp buzluğa atmam lazım. Ekmek sadece kahvaltıda yediğimiz için, hatta Hakan kahvaltıda da yemiyor. O yüzden parçaları ayırıp buzluğa atıyorum. Daha sonra çıkarıp işte aşağı indirip ısıttığımızda falan daha güzel oluyor. Uzun bir süre ekmek almayız artık.
Evet, bu akşamlık benden bu kadar. Çok yoruldum. Biraz dinlenmem lazım ve montaj yapmam lazım. Bu kalan işleri de artık bir sonraki vlogda görürsünüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmişseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.